Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra kutu açılışı ve ürün inceleme videosu yapacağım. Son zamanlarda bayağı bir vlog çektim. Başlıklarında gördüğünüz üzere DJI'ın yeni ürünü Mavic Mini. Bugün temin ettim. Beklediğim bir üründü. Bugün bu ürünün kutu açılışını yapacağız. Şöyle hemen çıkartayım ürünü. Ürünümüz ama burada. Bu videoda kutu açılışı yapacağız. Kutunun içeriğinde neler geliyor, combo pakette neler geliyor onları göstereceğim size. Sonrasında tabii deneyimlerimi aktardığım uçuş performansı, rüzgara karşı direnci, mesafe bütün testlerini ufak ufak yapacağım. Onları da ayrıca bir video ile paylaşacağım. O zaman hiç vakit kaybetmeden ben hemen ürünü açmak istiyorum. Evet. Şöyle güzel bir çanta geliyor. İçinden şöyle kutu geliyor. Şunu şöyle koyalım. Şöyle bir kutu geliyor. Şöyle gene büyük bir kutusu var. Bu tamirci bir şey var mı içinde bilmiyorum. Şöyle koyalım. Şunu da gene şöyle bir kutu daha geliyor. Ve içinde son bir kutusu daha var. Şöyle bir kutusu daha var. Evet, onun haricinde kutuda bir şey yok. Kutudan şöyle 4 tane, 3 tane küçük, bir tane büyük, bir de şöyle bir çanta geliyor. Tahminimce cihaz bunun içinde. O zaman şu kutuyu hemen kaldırıyorum. Önce şu kutuyu bir açmak istiyorum. Bu arada çanta çok iyiymiş ya. Çok hoşuma gitti çantası. Evet. Yavru burada. Şöyle göstereyim. Süper ya. Şöyle. Ay gerçekten. Beklediğim bir üründü ya. Arkadaşlar bunu yanlış hatırlamıyorsam ayın 30'unda mı 30 Ekim'de mi 31 Ekim'de mi ne lansmanı yapılmıştı. Sadece online satışta vardı. New York'ta bütün bayilere sordum. 11 Kasım'da satışını yapacaklardı. Yani ellerinde vardı fakat satmıyorlardı. 11 Kasım'da satışa çıkaracaklardı. Yaklaşık 11-12 gündür onu bekliyorum. İşte bugün işte nasip oldu gidip aldım hemen. Cihazı şimdilik şöyle koyuyorum. Sonra şöyle kumandası geliyor. Bunları açacağım tek tek. Şu batarya şarj ünitesi zannedersem. Bunun içinden gene bir tane, iki tane daha kutu geliyor gene çantasının içinden. Şöyle bir kutu daha geliyor. Bakalım. Şöyle gene bir kutu daha var burada. Çantası çok hoşuma gitti ama ya. Çantası çok güzelmiş. Şöyle içi de şöyle. Gerçekten bayağı başarılı. Şu bir kumandayı açayım. Zannedersem kumandasından küçük ya drone. Evet. Kumandamız. Şöyle göstereyim. Yine Mavic'teki gibi şeyler tutacaklar. Şu alt tarafta joystickler. Bu şekilde ama joysticklerin vidalanma sistemi birazcık daha güzel olmuş. Biraz daha farklılaştırmışlar. Mavic Air'de bu kadar güzel lap diye oturmuyordu. Birazcık daha böyle çeviriyordunuz falan. Tam böyle vidalama sistemi vardı ama bunda bayağı güzel yapmışlar. Kumandayı şöyle koydum. Buradan ne geliyor? Zannedersem bu şarj ünitesi olması lazım. Evet. Şöyle üçlü bir şarj ünitesi geliyor. Onu da şöyle koydum. Şunun içinde bataryalar var zannedersem. Evet. Bunun içinde bataryalar geliyor. Şöyle 3 tane. 3 tane batarya geliyor. Kutuyla kaldıralım. Bataryalardan bir tanesini açayım hemen. Ay bataryalar çok iyiymiş ya. Şöyle. Bataryasını şöyle yakından göstereyim. Şöyle. Aynen combo pakette 3 tane geliyor tabi. Bunu da böyle koyduk. Şurada büyük ihtimal bu şarj adaptörü herhalde.
böyle Amerikan Paris. Tabii New York'ta olduğumuz için. Onu da şöyle koyalım. Onu da kaldırayım şöyle. Şuradan ne geliyor? Buradan da dokümanları geliyor herhalde. Nasıl kullanacağız? Nasıl edeceğiz falan fıstık. Evet, kitapçıkları geliyor. Amerika'nın kitapçıkları var şöyle. Bunlar zaten biliyorsunuz bizim bunlar işimize yaramaz. Onları genelde kullanmayız. Bunda ne varmış? Bir buna bakalım. Bunda da sanırım şu ekstra kumanda bağlantıları falan var. Evet. Şurada ekstra iki tane joystick gelmiş kumanda için. İki tane joystick gelmiş. Şurada ne var? Şuna bir bakalım. Bir tane böyle ufak tornavida koymuşlar içine. Zannedersem şeyleri, pervaneleri takmak için. Çünkü bir saniye ya. Aynen, pervaneleri değiştirmek için. Pervanelerin üstü vidalı çünkü. Eski o Mavic Air'daki gibi klipsli değil. Onun için bir tane tornavida vermişler, ekstradan koymuşlar. Burada büyük ihtimalle bu da şarj ünitesinin bağlantı kablosu. Açabilsem. Zarar vermeden açmak istiyorum. Evet. Şöyle. Bir tane kablolu tahminimce aynen. Bunu şarj etmek için. Şöyle bağlantı kablosu koymuşlar. Bunlar da telefonları falan bağlamak için aparatlar diye tahmin ediyorum. Aynen. Bir tane Type-C var. iPhone'lar için var ve Android'ler için normal bağlantı kabloları, yine 3 tane. Bunlar zaten standart bildiğiniz kablolar. Onları da şöyle koyuyorum. Bir tane ekstra bir tane daha kablo koymuşlar da şu aynı kablo herhalde ya. Yedeğini koymuşlar zannedersem. Bunu açarsam. Şöyle. Evet, bir tane de şu üniteyi şarj etmek için, yani üniteyi çalıştırmak için aynı kablodan iki tane koymuşlar şöyle. Evet, şimdi hemen başka bir şey kaldı mı açmadığımız? Şu kutu var. Ha, bunun içinde de ekstra pervaneler var. Aynen. Bir bakayım kaç takım koymuşlar. 6 tane de ekstra pervane var içinde. Evet, şu büyük kutuya da bakalım. Şu bir kutunun içinde de, evet, bunun içinde de pervane koruyucular var. Onlardan bir tanesini açayım. Burada şöyle pervane koruyucular var bunun içinde de. Burada da iki diğer taraftaki var. Bunu açmıyorum. Zaten bunları çok da kullanacağımı da zannetmiyorum. Şimdi bir drone'u şöyle bir açmak istiyorum. Önce şunu bir kaldıralım. Şöyle koyalım. Şu pervaneyi açalım. Drone çok iyi ya. Çok hafif. Hafif tabii. 250 gram. Ama zaten drone'da açtık. Şu alt pervaneleri de açalım. Önce şunları açacağız. Tamamıyla küçük bir pro ya. Şunu da açtık. Evet. Şunu da çıkardık mı? Evet. Mavic Mini'miz bu şekilde. Şu arkada kart girişi var. Şurası zannedersem batarya girişi. Tamam, bir tanesini bataryasını takalım. Şu şekilde zannedersem, evet. Evet. DJI'ın 249 gramlık
son harikası. Mavic Mini'miz bu şekilde. Şimdi böyle koydum. Şimdi benim yanımda şu an Mavic Air var bir tane de. Mavic Air ile kıyaslama yapacağım. Onu da nereye koydum? Şuralarda bir yerlerde olması lazım, bir saniye. Şimdi bir Mavic Air ile bir boyut kıyaslaması yapacağım. Şimdi önce Mavic Air'i de bir açayım şöyle. Şimdi şu Mavic Mini'miz, şu da Mavic Air'imiz. Bu şekilde görünüyor mu tam olarak? Şöyle iyice yaklaştırayım. Şöyle bir boyut farkı. Ve şimdi kapatacağım, öyle göstereceğim. Evet, bir de kapalıyken. Şöyle. Şöyle göstereyim. Yani arada bayağı bir fark var ya. Bayağı bayağı bir fark var. Kapalıyken de bu şekilde. Şöyle hatta kumandasıyla da bir şey yapacağım. Kumandasıyla da bir göstereceğim. Şunları çıkartayım. Zaten şu an kullanmayacağım. Kumandasıyla aynı boyutta. Şöyle. Kumandasıyla aynı boyutta. Başta da söyledim. Bu sadece bir kutu açılış videosu olacak. Onun haricinde çok ekstra inceleme, teknik bilgilerle alakalı çok fazla bilgi vermeyeceğim. Çünkü bunun için detaylı hem testlerini yapacağım, o testlerle beraber o konuyla, incelediğim konuyla alakalı DJI'nin bize vaat ettiği, vermiş olduğu özellikler ne, gerçekte kullandığımızda bize ne gibi bir sonuç verecek, o bilgileri de o videoya saklıyorum açıkçası. Şu an öyle hem bir ürünü ben de merak ediyordum. Hani açarken de, kutusunu açarken de videosunu çekeyim dedim. Hem de size bir paylaşayım istedim. Ürünün genel olarak ilk başta hafifliği falan süper. Bataryasını takmış olmama rağmen gerçekten yani yok gibi bir şey elinizde. Yani hatta cüzdanınızı alsanız elinizde cüzdanınız daha ağır gelir. Rüzgar performansı nasıl olacak? Bu hafiflikte yani direnci nasıl olacak? Havada stabilitesi nasıl olacak falan gerçekten çok merak ediyorum. Şunu unutmadan söyleyeyim. Kamerası birazcık bana çok açıkta gibi geldi. Çünkü Mavic Air'da o bana birazcık daha böyle şey geliyordu. Daha böyle korunaklı ve daha stabil geliyordu. Bu birazcık daha böyle tek düze, tek parça. Şöyle göstereyim. Buradan böyle alt kısım komple boş. Şöyle. Ve ufak bir darbede çok zarar alırmış gibi geliyor bana. Onun haricinde zaten sadece altında sensör var. Herhangi diğer taraflarında sensör yok ama o sensörleri zaten yani Mavic Air'de olmasına rağmen Mavic Air'de de kullanmıyordum. Çok da hani bir zarar olacağını düşünmüyorum. Onun haricinde dediğim gibi drone o kadar hafif ki nasıl direnci nasıl olacak? Nasıl dayanacak? Rüzgarda gerçekten savrulacak mı yoksa stabilitesi yüksek mi duracak mı bilmiyorum. Gerçekten yok gibi ya. Yani tüy gibi. Gerçekten çok yani kumandası daha ağır. Öyle söyleyeyim. Ki şu an ben bataryasından bir tanesini taktım. Evet arkadaşlar, uzun bir zaman sonra böyle güzel bir ürünle güzel bir kutu açılışı yaptığım için kendim de mutluyum. Çünkü beklediğim bir üründü. Yaklaşık 10-12 günden beri sürekli DJI bayilerini arıyorum. Bir tanesini, bir iki tanesini hatta işte ön sipariş listesine yazdırdım adamı. Ellerinde olmalarına rağmen satmadılar. Hani sadece bayiye gelip görebilirsiniz. Stoklarımız da var ama satış yapamıyoruz. Resmi olarak o ayın 11'inde, işte bugün ayın 11'inde satışa çıkartabileceklerini söylediler. Sonra da mecbur ayın 11'ini bekledik. Bugün nihayet cihazıma kavuşabildim. Dediğim gibi birkaç gün kullanacağım. Hemen hemen bütün testlerini yapmaya çalışacağım. Ki şu an New York'ta birkaç günde böyle havalar da tam böyle aslında istediğim gibi olacak. Havalar birazcık bozacak. Daha iyi deneyebilirim. Özellikle rüzgarda ve kötü havalarda, kötü hava şartlarında nasıl bir performans olacağını gerçekten çok merak ediyorum. Yoksa normal düz güneşli havada zaten hemen hemen her drone aynı mukavemeti gösteriyor. Aynı şekilde aynı stabilitede uçuyor. Mesafe testinde bakalım ne kadar bir mesafeye gönderebileceğim. Yanlış hatırlamıyorsam 4 kilometre gibi bir menzilin olduğu söyleniyordu. Bakalım hemen hemen hepsini test edeceğiz. Hepsini inceleyeceğiz. Mavic Air'la karşılaştıracağım. Bunda hatta ikisiyle de videoları çekerken ikisini aynı anda uçuracağım falan. Bu ne kadar işte
havada kalabiliyor, bu ne kadar havada kalabiliyor, bu ne kadar dayanıyor, bu ne kadar dayanıyor falan. Öyle bir kıyaslama da yapmaya çalışacağım. Dediğim gibi birkaç gün inceleyeceğim. Ondan sonra detaylı videolar gelecek. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Beraber DJI Mavic Mini'nin kutu açılışını yaptık. Kanala abone olmayı unutmazsanız, videoya yorum yazmayı, beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda, detaylı inceleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.